Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nedir bu? Buzağlarımızı yıkayacağız, altlarını yıkayacağız ve onlara yatak yapacağız. Normalde yapıyorum yataklarını sürekli ama bugün altlarına sermeye olan tozumuz bitmiş, öyle söyleyelim. Ne yapacağız peki? Bakın, altları bayağı kirli. Öncelikle buzağlarımızın altını güzelce bir yıkayacağız. Sonra buzağlarımızı yıkayacağız. Sonrasında fındık altını biçiyorlar buralarda. O biçilen otlar kuruyor ve çöp olup gidiyor yani. Ben de onları değerlendirmeye çalışacağım. En azından yeni buzak altlıklarımız gelene kadar. Ben hızar tozu kullanıyorum. Genelde buzağlarımın altına, bu marangozlarda satılıyor ya. Onlardan biraz daha etli talaş olursa daha güzel oluyor. Suyu daha iyi çekiyor. Buzağlarımızda rahat bir şekilde yatıyor. Ama öncelikle şu anki işimiz buzağımızları bir yıkayalım. Altlarını temizleyelim, yataklarını yapalım. Hatta biz de yanlarına yatalım. Bakalım nasıl görüntüler çıkacak ortaya. Bence hemen başlayalım. Açtık. Bu arada hava çok sıcak arkadaşlar. Şöyle dışarıyı görüyorsunuz. Güneşten nasıl parıl 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 diyor. Çok sıcak. Nem de bir o kadar yüksek. Hem de buzağlarımızı yıkayalım ki strese girmesinler. Altlarını da hazırlayalım. Sonra sütlerini içerler, çişlerini yaparlar. Gidip de yatarlar artık. Daha ne olsun, daha ne diyeyim ben. Şöyle, şimdi kamerayı döndürelim bakalım nasıl bu çocukları yıkıyoruz. Bunlar da artık buzağlıdan çıktı yani arkadaşlar. Bu 3 ayını geçti. Bu 4 aylık oldu neredeyse. Bu 1,5 ay civarlarında, yok 1,5 aylık yoktu, 1 aylık falan vardı. Bakmadım doğum tarihi, internette vardır. Doğduğu zaman çekmiştim. Erken aldığım ineğinin buzağı. Şöyle bir altlarını güzelce böyle haşır huşur haşır huşur yıkayalım. Böyle altlarını yıkıyorum. Tozlarını seriyorum ya arkadaşlar. Sanki kendime yatak yapıyorum. O kadar ki haz alıyorum. Mutlu oluyorum onlar öyle yatınca. Zaten altlarına böyle bir şey... Tamam, sana da yapacağım. Bana yok mu diyor oradan arkadaşlar. Bana yatak yok mu diyor. Bizim en küçük bireyimiz, çiftliğimizin bebeği. En küçüğümüz. Onu da yapacağım tabii ki de. Ama öncelikle şurayı bir yıkayalım, temizleyelim. Hadi bakalım. Şöyle rahatlasın hayvanlar. Su da bayağı güzel arkadaşlar. Normalde sıcak suyumuz var ama gerek duymadım su ılıtmaya. Zaten çok sıcak. Bir o kadar da nem var. Boğunak bir hava var. Sıcak suyu katıp hayvanlarımızı hepten yakmak istemedim. Böyle iyice serinlesinler. Şunun kafası bile pislenmiş. Bakın. Bunu şimdi yıkayacağız. Evet. Çok da fazla kirlenmedi arkadaşlar buzağlarımız. Dediğim gibi daha yeni bitti altlıklarımız. Normalde güzel bir şekilde yatak yaparız. Şöyle. Banyo bitti arkadaşlar. Yıkarken çekemedim. En çok bunu yıkadım. Biraz bu fazla kirlenmiş. Diğerlerinde sadece kalça kısımlarında. Bunda zaten çok bir şey yoktu. Şimdi ne yapayım? Ben bunları buradan dışarı çıkarayım. Güzelce güneşlensinler. O sırada da altları iyice çeksin, kurusun. Sonra gidelim. Fındıklıktan böyle altlarına sermeye bir şeyler bulalım. Buzağlarımızı güzelce yatıralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Evet, burada şimdi güneşlensinler. Oh. Tamam. Tamam. Çuvalımızı aldık.
Böyle tırmığımızı aldık. Gelberi biz deriz buna. Kimisi tırmık der. Şimdi düştük buzağlarımızın altına yatak aramaya. Bakalım nereden bulacağız yatağı. Hemen çiftliğimiz zaten şurada. Böyle bir 15-20 metre geldikten sonra buralarda biçilmiş kuru otlar olması lazım. Bir dalalım şuradan aşağıya bakalım ne var burada. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi başlayalım toplamaya. Toplayalım, yatağımızı yapalım. Ben de yatacağım ha. O kadar uğraşıyorum. Bir tek buzağlar yatmasın. Ben de onlarla birlikte biraz keyif yapayım. Bakalım nasıl oluyormuş. Bakın şöyle otlar. İki tırmık çektim. Hemen kuru ot doldu ortalık. Görüyor musunuz? Şimdi bunları çuvala dolduracağım. Varsa gene biraz daha, yani bir çuval almaya geldim. Zaten bir tanecik çuvalım var. Onu da doldurdum. Zaten yeter. Öyle gidip bir yatak yapalım. Onlara bakalım. Evet arkadaşlar. Daha 10 dakika olmadı ki bakın. Koca bir çuvalımızı doldurduk. Bu arada biz bunlara çuval değil de haral deriz. Küçüklere çuval, büyüklere haral diyoruz. Bu da bir haral. Şimdi ne yapacağız? Gidip buzağı bölmemizin altını iyice bundan kaplayacağız. Sonrasında dışarıda güneşlenen buzağlarımızı eski yerlerine alacağız. Yemlerini vereceğiz, sütlerini vereceğiz. Öyle mutlu olacaklar zaten, göreceksiniz siz de. Hemen başlayalım. Çok büyük sıcak var arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok yani. Bu arada denize yakın olduğumuz için ister istemez nem de oluyor. Böyle durduğunuz yerde boncuk boncuk terler döküyorsunuz. Boş güzel gidiliyor da böyle dolunca biraz zorluyor insanı. Ama buzağlarımız için değer bence. Çok seviyorum onları. Genel olarak hepsini seviyorum. Hayvanları seviyorum. Bir gidelim bakalım. Evet şöyle yatağımızı yapmaya başlayalım. Yeterlidir. Tamam. Az kaldı. Evet arkadaşlar. Yatağımızı yaptık. Şu çuvalı da haralı da oraya koydum. Onu ben yastık olarak kullanacağım. Buzağlarımın yanında yatacağım birazdan. Gelin bakalım, gelin. Bakın çiçek gibi oldular arkadaşlar. Yıkandılar ya. İnekler yine bağırıyor. Böyle az bir hareketlilik oldu mu, buzağı falan çıkardı mı ya da bir tane inek çıkarsam hemen bağırıyorlar, meraya çıkmak istiyorlar. Evet ben yattım arkadaşlar. Onlar da ilgincine gittim herhalde. İlginç geldim onlara. Daha önce hiç burada yatmadığım için doğal olarak. Gelip beni kokluyorlar. Bakalım onlar da yatar mı? Bence gayet rahat bir yatak yaptım onlara. Kuru otlardan. Yastığım da var burada çuvaldan. Bakalım ne olacak, bekliyorum yani. Gelip yatmalarını istiyorum şahsen. Bakın hepsi çevremde, hepsi. Kimi ayağımı kokluyor, kimi kafamı kokluyor, kimi ot yemeye çalışıyor. Gel, gel yatalım, gel. Gel, 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 gel.
Gel, gel oğlum gel. Yok arkadaşlar, yatmadılar. Ben de kalktım, ne yapayım, bekle bekle. Dedim öyle yatarlar da böyle sarılır, huzurlu huzurlu uyuruz. Ama gelmiyorlar. Ben de çuvalımdaki kalan otumu da böyle seriyorum. Hadi gidin yatın. Bakın beni beklemediniz aha. Kalkma kalkma kalkma. Ben bunu istiyordum işte. Böyle. Huzurlu huzurlu. Az önceki çuvaldan daha iyi yani şu anda. Böyle şişiyor, iniyor nefes aldıkça. Dur bir tanesi kalktı ya. Dur ya. Durur musun? Vallahi bayağı bir keyifliymiş ha. Bu kadar da tahmin etmedim arkadaşlar. Ama şu beni rahatsız ediyor. Niye beni rahatsız ediyorsun? Akşam olmak üzere ya arkadaşlar. Biraz acıktılar. Ama biraz daha var yani süt içmelerini. Gel. Sen de yat, sen de yat. Ya istediğim buydu. Böyle buzağlarımla yatıp sizlerle böyle konuşmak. Evet arkadaşlar, amacımıza ulaştık. Ne yaptık bugün? Hemen kısa bir özet geçelim. Çiftliğimize geldik. Buzağlarımızın altının kirlendiğini gördük. Buzağlarımızın altını yıkarken dedik hem altlarını yıkayalım hem buzağlarımızı yıkayalım. Sonra onlara yataklarını hazırlayalım. Onlar yatarken biz de böyle yatıp böyle bir 20 dakika yarım saat bir keyif yapalım. Buzağlarımıza bu kadar uğraşıyoruz ediyoruz günlerce aylarca. Bu keyif de bize düşer herhalde diye düşünüyorum. Çok huzurlu ya. Şu nefes alıyor. Böyle kafam inip kalkıyor ya. Masaj gibi geliyor insana. Baksanıza. Geviş de getiriyorlar. Bak bir tane de orada. Ama en rahat bu yani. Bu güzel. Hoşuma gitti. Biraz da bundan yatalım arkadaşlar. Ondan sonra zaten videomuzu bitireceğiz. Çok güzel arkadaşlar. Çok huzurlu. Ya böyle bir şey olamaz. En yakın zamanda bir buzağıyla böyle yatmanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Bakın bu geliyor buradan. Bakın bakın bakın. Böyle de öpülürsün işte. Evet. Hedeflediğimiz işleri yaptık arkadaşlar. Sonucunda da bakın buzağlarımız tertemiz. Altları üstleri. Çok güzel oldu. Kuruttuk da onları. Tamam. Sizlere de böyle bir içerik çıkmış oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha iyi, daha güzel, daha keyifli çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.